Herkese merhaba. Perspektif'le yeniden sizlerleyiz. Bu hafta kişisel gelişim uzmanı Ömer Uznaoğlu ile travmalar 3 konusundan devam edeceğiz. Buyurun hocam. Teşekkür ediyorum. Dostlarım merhaba. Bir perspektifte yine sizlerle birlikteyiz. Travmalar 3. Tutkunun dediği gibi bu hafta travmalar konusunu bitirmeye çalışacağız. Tahmin ediyorum bitmezse 4'te devam ederiz ama büyük ihtimal ben bitirmeyi arzu ediyorum. Daha sonra OKB yani obsesif kompulsif bozukluk, takıntı, vesvese konularına girmeyi düşünüyorum. Dostlarım, travmaları anlatırken gerçek hayatta birçok insanın yaşadığı bir realite bu. Yaşımız kaç olursa olsun, nerede yaşarsak yaşayalım, cinsiyetimiz ne olursa olsun, sosyal hayatın hangi boyutunda, neresinde yer alırsak alalım, zaman zaman her birimiz farklı anlamlar ifade eden travmalarla karşı karşıya kalabiliriz. Bunları bizzat yaşayabiliriz. Fakat travma yaşayan insanlar genellikle yaşadıkları travmanın konusunu ve boyutunu gizleme ihtiyacı hissederler. Yani toplum tarafından acaba dışlanır mıyız? İnsanlar bize farklı gözle bakarlar mı? Bize sempati duyan insanlar o sempatilerini bize karşı kaybederler mi? Gibi bir sürü nedenden dolayı özellikle çocuklukta yaşadıkları travmaları içlerine atmaya çalışırlar. İlerleyen yaşlarda da bu olabilir. Özellikle bayanlar toplum tarafından dışlanmamak için veya farklı görülmemek için maalesef yaşadıkları birçok travmayı kendi zihinlerinde, kendi bedenlerinde, kendi ruhlarında yaşadıkları süreç boyunca mahkum olarak kalırlar. Dostlarım, çocuklukta yaşanan travmalar acaba unutulabilir mi? Unutulur mu? Yahut da bilinçaltı temizlenip o travmalar yok edilebilir mi? Çok ilginç bir şey bu bilinçaltı olayı. Özellikle sosyal medyada bir kısım insanlar çok iddialı bir biçimde bilinçaltı temizliğinden söz ederler. Yani biz sizin bilinçaltınızı temizleriz, sıfırlarız, aradan doğmuş hale getiririz gibi. Ben bu yaşımda tecrübemle, bilgimle, birikimimle, eğitimimle hiçbir biçim ve şekilde bilinçaltı temizliği konusu diye bir şey ne psikolojide ne kişisel gelişimde görmedim, duymadım ilmi boyutta, bilimsel boyutta, ders olarak da ve ben bunu kabul etmedim, etmiyorum da hiçbir zaman. Bir insanın bilinçaltı temizlenmesi diye bir şey olmaz. Ama sosyal medyaya bakın veya reklam veren bir kısım, bilmiyorum ben artık yani kişilikleri, kimlikleri, insanlara dikkat edin, sizin bilinçaltınızı sıfırlarız, temizleriz gibi böyle absürt şeyleri ortaya koyarlar. Ve insanlar bu konuları bilmedikleri için genellikle onlara inanırlar yönlendirmelerine. Sonuçta kaybeden kendileri olur hem maddi olarak hem de onun dışında psikolojik bir çöküntü yaşarlar. Çünkü böyle bir şeyi Freud bile başaramamış. Yani bir insanın bilinçaltının temizlenmesi diye bir şey yok. Bir kere onu unutmakta büyük fayda var. Yani mümkün değil, kritik, değil mi hocam? Mümkün değil Tutku. Bu çok kritik bir soru aslında yani. Ve çok enteresan bir şey. Ben onlarca yıldan beri hala bilinçaltı temizleyen insanların reklam verdiklerini veya bunu iddia ettiklerini görüyorum. Hatta çok ilginçtir, hafızam beni yanıltmıyorsa yine bir televizyonda bir hanımefendiyle beraber beni davet ettiler. İkimiz konuşmacıydık. Kişisel gelişim de konu, psikoloji. O hanımefendinin unvanı yazdığında ben şok geçirdim, hayret ettim. Bilmiyorum izliyor mu, Facebook'ta takip ediyor mu? Unvanın altında bilinçaltı temizleyen psikolog gibi böyle bir yazı vardı. Ben şok oldum yani bilinçaltını temizliyormuş. Çok enteresan. Benle de program yaptı. Tabii o hanımefendiye hiçbir şey demedim. O programda bilinçaltı ile ilgili hiçbir şey söylemedim bu konuda. Bilinçaltını anlattım, konuştum. Ama hiçbir biçim ve şekilde izleyicilere bilinçaltı temizliğinin olmaması diye bir şeyin yok olduğunu belirtmedim ki. Mutlaka öyle gerekti yani. O hanımefendinin unvanı oydu yani. Bilinçaltı temizliği ile ilgili bir unvandı. Çok garip bir şey benim de. Yani bunu da bizzat ben de birebir yaşadım bunu. Dostlarım, çocuklukta yaşanan travmalarda özellikle bir kısım fiziksel, cinsel ve sözel şoklar mevcuttur.
bunları anlayabilmek çok kolay değil. Yani ben fiziksel, cinsel, sözel, baskıcı davranılan birçok insanla birlikte oldum. Yani terapide. Hep şunu düşündüm. Bu insanlar acaba ben gerçekten anlayabilir miyim, anlayabiliyor muyum? Emin olun, anlamak için bütün gayretimi gösteriyorum. Son derece ciddi odaklanıyorum. Bu konunun üzerine eğiliyorum ama ben bile hala anlayabildiğimi iddia edemem. Çünkü onu yaşayanın dışında o duyguyu, o hissi yaşamadan anlayabilmek mümkün değil. Ben ilmi boyutta anlamaya çalışıyorum, anlıyorum. Bilimsel boyutta ama onun o yaşadığı acıyı, o travmayı, o dramı yani yaşamayan insanın bile bilmesi mümkün değil. Buna bütün benliğimle ben kanaat getirdim. Çünkü birebir birlikte olduğunda o sürece döndürüldüğünde kendisi o insanların bilinçaltı tarafından yönlendirilerek çırpınmaları, yüz ifadeleri, vücutlarının titremesi, sesin titremesi, bakışların donuklaşması, gözlerinin kapatılması, daha birçok özelliği izlediğinizde size danışan olarak gelen insanlarda gerçek anlamda yaşanan travmanın boyutunun yaşamadan anlaşılamayacağını net olarak gözlemleyebiliyorsunuz. Yani hiçbir biçim ve şekilde ben ne bir psikiyatrist, ne psikolog, ne bir kişisel gelişim uzmanı, ne psikolojiyi çok iyi bilen insanın o travmayı yaşayan bir birey kadar onları anlayabileceği kanaatinde taşımıyorum. Çok açık söyleyeyim. Çünkü birebir örneği benim. Birçok insanla bu konuyu görüştüm, tartıştım. Onlara çözüm üretmeye çalıştım ki 3 farklı boyutta çözüm ürettim. O konuda, o 3 farklı başlıkta belli adımları atan insanların sonuçlarında sonuç olarak rahatladıklarını gözlerimle gördüm. Buna şahitlik yaptım. O 3 şeyi size söyleyeceğim. Uygulamamı. Ama onun dışında bu insanları anlayabilmek için ancak onların yaşadığı o travmayı, o olayı birebir yaşamak gerekir. Onun dışında hiçbir şekilde biçimde onu yaşamamış insanın anlayabiliyorsunuz ama tam anladığınızı iddia edemezsiniz. Onun yaşadıkları şeyi hissettiğinizi söyleyemezsiniz bana. O mümkün değil. Yani onu yaşamak gerekiyor. İnşallah öyle zor bir durumda hiçbir insan kalmaz veya öyle anormal şeyleri yaşamazlar. Çünkü bu iş empatinin de ötesine geçiyor. Yani empati nihayet sahip olduğunuz duygu ve düşünceyle karşınızdaki insanı anlayabilmektir. Yoksa empatide hep söylerim ben. Ya ben senin yerine geçiyorum, sen benim. Böyle bir şey olabilir mi? Yani hep diyorum tutku bayan, ben erkek. Yani tutkuyla empati yapıyorum. Diyorum ki ben onun yerine geçiyorum, o benim yerime. Böyle bir şey olur mu ya? Cinsiyetimiz bile ayrı. Dünyamız farklı, bilgimiz, birikimimiz farklı, hayata bakış açımız farklı, yetişmemiz farklı, sosyal çevremiz farklı, ailemiz farklı. Yani nasıl ben bir başka insanın yerine geçeceğim, bir başka insan benim yerime geçecek. Dolayısıyla empatiyi bile daha beceremiyoruz. Empati, bir daha diyorum, çok önemli olduğu için altını çiziyorum. Sahip olduğunuz duygu ve düşünceyle karşınızdaki insanı anlamaya çalışmak, onun yerine geçmek değil. Yani böyle bir şey olamaz. Şimdi biz her şeyi hep söylerim, doğuştan bilen millet olduğumuz için sanki empati denildiğinde hep biliriz ya, karşındakinin yerine koysana, nasıl koyacaksın? Benim yerime koyabilir misin? Ben senin yerine koyabilir miyim? Ya nasıl koyacağız? Bir koymayı öğret, bu şekilde de öğrenelim. Böyle bir şey yok yani. Dolayısıyla sahip olduğunuz duygu ve düşünceyle o insanı anlamaya çalışmak. Empatinin gerçek açılımı bu. Ama bilmiyorum, dediğim gibi yani 10 değil 100 insana sorun, 99'u karşındakini anlamak için onun yerine geç diyor ya. Bak kendini oradan, ona göre davran. Yok böyle bir şey. Olması da mümkün değil. Peki hocam, travma yaşayıp kendisine ve hayata küsenler, kendileri ve hayatla yeniden barışabilirler mi? Tutku, tabii barışırlar. Ama gerçek anlamda, ilk anda veya onu itiraf edene kadar kızım, insanların çoğunluğu kendilerine küsüyorlar. İçlerine kapanıyorlar. Sosyal çevreyle iletişim kurmamaya çalışıyorlar. Bir de bu dertlerini açamadıkları için derman olabilecek insana da ulaşmakta zorlanıyorlar. Yani ebeveynine açamıyor. Tıp doktoruna gidip bir psikoloğa, psikiyatriste, kişisel gelişimciye bu konuyu açamayınca, sürekli olarak içinde saklayınca, yaş ilerledikçe
bu sefer o baskının boyutu daha da artıyor. Dolayısıyla o sıkıntıyı aşabilmesi çok zor oluyor. Fakat bu konuda gerçekten bu işi anlayan insanlarla muhatap olan insanların ben bu konuda biraz daha rahat olduklarını hissettim. Dediğim gibi 3 konu üzerinde ben çalıştım. Bu 3 konuda gerçekten belli merhaleyi kat eden insanların daha mutlu, daha huzurlu, daha gülen, daha hayata bağlı insanlar haline gelebildiklerini gördüm. Ama hiçbir biçim ve şekilde bilinç altından bunu atabilmeleri mümkün değil. Çünkü çizik olmuş artık o. Yani belki kısa, belki derin, belki uzun net çizikler oluşmuş. Bunları silebilmek gibi bir şey yok. Ama bunun farklı formülleri var. Bunları anlatmaya çalışacağız. Yani nasıl aşabiliriz bunları? Nasıl daha rahat bir birey haline gelebiliriz? Unutma diye bir şey yok bir kere. Yani unutulması diye bir şey yok. Bilinçaltını temizleme diye bir şey yok. Ben bunu belirteyim. Belki bir kısım insanlar, bu işi ticaretini yapanlar veya çevresinde kendisini öyle lanse edenler bu işi başaracaklarını söylüyorlar ama lütfen benim gibi insanlara da öğretsinler. Biz de onların sayesinde bu işin olabileceğine ikna olalım ama ben dediğim gibi bakın inceleyin, Freud bile bu işi becerememiş. Yani bilinçaltı temizliğini bugün dünyanın yani bir numaralı psikiyatrideki insanı Freud bile bu işi yapamamış. Yani böyle bir şey yok. Bunu net olarak belirtelim. Bu bilinsin. Ama dediğim gibi o üç şeyi aşabilen insanlar söyleyeceğim benim gerçekten belirli noktadan sonra daha rahat, daha huzurlu, daha mutlu, daha girişken, daha sosyal insanlar olabildiler. Bir kere bilinçaltını silmek yok dedik. Yaşanan şeyi net olarak unutturmak da mümkün değil. Yani böyle bir şeyin olmadığını da belirttik. Yani silip atmak böyle bir şey de mümkün değil. Yani böyle bir temizliği yapabilmeyi hiç kimse başaramaz. Bunu ben belirteyim. Ancak bu hafızanıza, zihninize, beyninize kazındığı için bunu en yumuşak, yani en aşılabilir hale, noktaya nasıl getiririz? Bunu çok iyi düşünmemiz veya bunu irdelememiz veya bunun üzerinde çalışmamız gerekir diye ben düşünüyorum. Ama tamamen unutmak imkansız. Hiçbir biçim ve şekilde tutku. Hiçbir biçim ve şekilde. Hele hayatında insanın böyle derin izler bırakan bir olayı ki sıra dışı olay. Yani bir insan her zaman travma yaşayamaz. Her zaman çok yaşayamaz. Böyle bir şeyi aşabilmek öyle çok kolay bir şey değil. Ve işte bu insanların en büyük sıkıntılarından birisi de tutku. İlerleyen yaşlarda insanlara güvenme noktasında çok büyük zorluklar çekiyorlar. Yani müthiş zorluklar çekiyorlar. Olağanüstü zorluklar çekiyorlar. Bu da bunlar için gerçek anlamda çok zor bir şey. Yani güvenememek, hiç kimseye inanamamak, bütün insanların kötülük yapabileceğini düşünmek, kendisine karşı yaşadığı olaydan dolayı çok zor bir şey. Ve bu insanlar eğer gerçek anlamda psikiyatriste, psikoloğa veya bir kişisel gelişimciye gidip o sıkıntıyı gideremediği sürece de evlenseler dahi o travmanın izini silemezler. O süreçte de o yaşadıkları an ve olayı her anımsadıklarında sanki vücutlarına bir bıçak sokulmuş gibi veya beynine elektrik verilmiş gibi o duyguyu hisseder ve yaşarlar. Bu çok zor bir şey. Yani bunu gerçekten yaşamak öyle çok kolay bir şey değil. Dolayısıyla bu konuda mutlaka bunu yaşayan insanların şu önereceğim 3 şeyi en azından denemelerinde çok ciddi fayda var. Ben bu 3 aşamayı başarıyla geçen insanların çok basit şeyler aslında bunlar. Daha mutlu, daha huzurlu olduklarını yani psikiyatriste gitmese dahi bazı şeylerini daha kolay aştıklarını gördüm. Bizzati şahitliğini yaptım. Bu kadar açık konuşayım ben. Şimdi sihir kimsenin elinde yok. Yani bir insanın yaşanmışlıklarını unutturma gibi bir üstünlüğe, bir sihire hiçbirimiz bir kere sahip değiliz. Bunu unutalım. Yani hiç kimse bunu başaramaz. Yani yaşanmışlık yaşanmıştır. Onun yaşanmışlığını ben sileceğim diye bir şey yok. Bir kere bu noktada antrenman kalalım. Şimdi utanıp ve sıkılma konusu özellikle gençler, çocuklarda, genç bayanlarda daha fazla yani erkeklere göre. Onlar biraz daha bu konuda muzdaripler. Yani açılma konusunda, olayları anlatma konusunda, yaşadıklarını ifade etme konusunda biraz daha zorlanıyorlar doğal olarak. Yaşadıkları ortam, aile o kadar önemli ki bunlar. Çevre, şehir,
inandıkları din, yani bunların her biri veya bunların benzerlerinin bu insanlar üzerinde çok ciddi bir etki yapıyor. Şimdi öncelikle birinci maddem benim şu. Yaşınız kaç olursa olsun, yani olayı yaşadıktan sonra 8, 10, 15, 20, 30, 50 her neyse, bir an önce o yaşadığınız olay fiziksel mi, cinsel mi, sözel mi, dayak mı veya farklı şeyler mi, bunu net olarak bir kere bir başka insana açın. En azından en güvendiğiniz insana yaşadığınız olayı açtığınızda sırtınızda taşıdığınız çok ağır bir yükü sanki indirmiş kadar rahatlarsınız. Bunu derken öyle lüzumsuz gereksiz insanlara değil. Eğer güveniyorsanız ebeveynlerinize, yoksa aile büyüklerinize, başkalarına veya çevrenizdeki büyüklere veya dostlarınıza, arkadaşlarınıza, dedikodu mahiyetinde değil, size farklı gözlerle bakacaklar için değil, ama kesinlikle bu konuyu açmalısınız. En azından onlar yardımıyla bir doktora gidebilmelisiniz. Yani bir psikoloğa, bir psikiyatriste, bir kişisel gelişimciye gidip bu konuyla ilgili ne yapılabilir onu araştırmanız lazım. Birinci madde, olayın yaşanmışlığı ne olursa olsun, belki belli boyutunu gizlersiniz ama onun dışında olayın gerçeğini çok açık bir biçimde net olarak anlatmak gerekiyor. Zorundasınız diyemiyorum ben. Hiçbir zaman biz danışanlarımıza yaşadıkları şeyi, yalnızca travma değil, onun dışındaki olayları da anlatın diye zorlamayız. Bakın, insanların bilmedikleri şeylerden biri bu. Psikiyatrist, psikolog veya kişisel gelişimci. Siz ona gittiğinizde danışan olarak, biz hasta demeyiz, danışan deriz. Siz gittiğinizde danışan olarak hiçbir zaman sizi yaşadığınız bir olaydan dolayı yargılamaz, ayıplamaz, utandıracak hale getirmez ve sizi zorlamaz. Başka? Ne oldu başka? Sonra böyle bir sorgu yoktur. Biz yalnızca susarız, çok iyi de dinleriz. Yani saatlerce anlatsın, rahatlıkla dinleyebiliriz. Burada bir beis yok. Burada bir sıkıntı yok. Dolayısıyla bu insanlara çok rahatlıkla istediğiniz boyutta, bakın, olayı nasıl arzu ediyorsanız, hangi bölümünü, hangi sınırlarda anlatmayı arzu ediyorsanız rahatlıkla anlatabilirsiniz. Duygularınızı, hislerinizi paylaşabilirsiniz. Burada bir sıkıntı yok. Bir kere birinci benim önceliğim bu. Yani olayı anlatabilmek. Yaşınız kaç olursa olsun, yani yaşadığınız olay ne olursa olsun, ama travma olarak ne olacak derken, basit bir olay değil yani. Bu diyelim bir aşırı baskı, aşırı dayak, aşırı küfür, cinsel bir saldırı, fiziksel bir saldırı, yani bunları çok rahatlıkla mutlaka sırtındaki o kamburu dışarıya çıkarmanız ve atmanız için üzerinizden mutlaka açmanız ve anlatmanız gerekiyor. Yani birinci madde bu. Yani hocam, travmalarda itiraf doğru bir çözüm yolu. Harika, denilebilir bir şey. Mi? Tabii. Çok net tutkucuyum. Yani net olarak bir insan yaşadığını itiraf edebilmeli. Bunu ayıp, günah şeysiyle değil, formatıyla değil. Hı hı. Ama kendisini anlayabilecek bir insana anlatıp şeffaf bir şekilde açıklamak tabii gerekiyor. Tabii, ama bakın, kendi istediği boyutta. Evet. Yani o insanı zorlayamazsın. Ya başka? Ne oldu? Başka? Yani ayrıntı olayı çok farklı bir şey. İsterse danışan anlatır. Ama istemezse o insanlar hiçbir zaman zorlamaz. Yani o kendi arzu ettiği boyutta, kendi hayat çerçevesinde, kendi ahlak çerçevesinde, kendi inanç çerçevesinde, yani bugün bir diyelim Müslüman dediğimiz insanla diyelim bir ateist, bir Hristiyanın anlatması bir olayı farklıdır. Tabii. Yani dolayısıyla bu yetiştiğimiz çevre, aile, inandığımız din, her şeyi etkiler. Yani bulunduğumuz şehir, köy mü, büyük şehir mi, yani her şey o kadar derin etkiler ki bunu. Yani bir insan diyebilmeli ki, arkadaş, ben şu biçimde bir tacize uğradım. Şu yaşımda, şu insan tarafından. Ama bu sıkıntıyı aşmak istiyorum. Bu konuda bana yardımcı olabilir misiniz? Bir kere bunu dediği anda, gerçek anlamda söylüyorum, bunu yaşayanlar bilirler. Yaşamayanlar da lütfen bunu yapsınlar. Bakın, ben yapmak zorunda demiyorum. Aslında bunu yapmanın dışında başka bir yolu yok. Yani bu itirafı gerçekleştirmek gerekiyor. Bunu yaptığınız anda büyük bir sıkıntıdan, yükten, psikolojik baskıdan kurtulursunuz ki sürekli
kura zaten obsesif bir insan olursunuz. OKB yani normal bir insanın dışında takıntılı bir insan olursunuz. Bir de bütün insanlara karşı müthiş bir güvensizlik duygusu yaşarsınız veya o hissi mutlaka kendinizde görürsünüz, hissedersiniz, anımsarsınız her boyutuyla. Peki yani, hocam lafınızı böldüm. Travma sadece fiziksel olarak mı olur yoksa sözel travmalar da var mıdır? Var. Tutku yalnızca fiziksel değil. Fiziksel derken kızım mesela diyelim aşırı dayak var. Aşırı şiddet. Aşırı şiddet var. Taciz. Tabii taciz, cinsellik var. Sözel boyutta da anormal küfürler, ağza alınmayacak kelimeler, çok bağırmalar. Aklınıza gelecek falakaya kadar bağışlayın. Herhangi bir şeyle, sopayla veya diyelim bir kemerle dövmeye kadar, soyundurup dövmeye kadar aklınıza gelen her şey bu çerçeve içerisinde. Fakat maalesef ben bütün benliğimle inanıyorum ki bazen dikkat edin, haberlerde de bu konular yer alıyor. İçinde bulunduğumuz şu zaman diliminde, bu çağda dahi yani ebeveynler dahi bu tip şeyleri gerçekleştirebiliyorlar. Bu tip eylemler aile fertlerinden, akrabalardan olabiliyor, arkadaş çevresinden olabiliyor, mahalleden olabiliyor, komşulardan olabiliyor. Dolayısıyla yani bugün hala günümüzde bu hassas konu devam ediyor. Ama onu yaşayan insanlar hayatları boyunca o vicdan azabını sanki biraz sonra geleceğim kendileri yapmışçasına, yani sanki sebep kendileriymiş gibi o duyguyla yaşıyorlar. Bu öyle ağır bir duygu ki yani o utancı, o kendine göre belki günahı, yani sanki sebep kendileri imiş. Kendilerinden dolayı bu o iş gerçekleşmiş gibi bir duygu veya düşünceyle yaşıyorlar. Bu çok ağır bir dram. Yani bu travmanın da dışında tam bir dram. Olağanüstü bir dram bu. Yani böyle düşünmenin son derece yanlış olduğunu belirteyim. Yani insan, ben arkadaş aşırı şiddet gördüm, ben aşırı fiziksel baskı gördüm, ben cinsel taciz gördüm, ben çok ağır küfürler işittim veya benzerleri gibi şeyleri ifade ettiği anda gerçek anlamda özgürleşmeye doğru gider bakın. Yani mutluluğa gitmesi için özgür olması lazım bir insanın. Yani bunları itiraf eden insan, düzgün insanlara veya insana itiraf etmişlerse gerçekten prangalardan, o zincirlerden kurtulurlar. Yani ruhları bir kere huzur bulur. Yani bunu bilelim biz. Yani bu çok önemli bir husus veya çok önemli bir konu. O'Brien Biffley vardır. Amerikalı talk show sanatçısı. Çok ünlüdür bu dünya çapında. 9 yaşında ben kitabında okudum. Cinsel bir tacize uğramış. Fakat belli bir yaşa gelene kadar bile toplumda belli bir alanı kapsayınca, yani ünlü bir insan olunca böyle bir şeyi itiraf etme noktasında diyor kendimle çok çeliştim. Ki çok rahat bir insan, yani talk show yapıyor bu adam televizyonda, Amerika'da bu insan. Her şeyi çok rahat anlatabiliyor, konuşabiliyor ama o kendisinin o özel yaşadığı taciz, cinsel taciz, kendisinin uğradığı, yaşadığı şey. Tabii boyutunu bilmiyoruz. Onun anlattığı kadarıyla ben size paylaşmaya çalışıyorum. Bunu diyor söylememek için kendimle çok mücadele ettim. Çok medyatik bir insan. Herkesin tanıdığı biri, yani dünyanın tanıdığı bir insan bu. Söylediğim O'Brien Frey. Ama diyor ki arkadaş ben belli bir yaşa kadar kendimle çok mücadele ettiğim halde, kavga ettiğim halde, çeliştiğim halde bir türlü açamadım diyor. Hep zannettim ki insanlar beni dışlayacak. İnsanlar benden uzaklaşacak. Belki ben programlarımı yapamayacağım. Yani televizyon bu program hakkını benden alacak, belki beni azat edecek, çıkartacak televizyondan, insanlar kınayacak, belki çok abes görecekler. Ya Amerika'daki talk showcu, yani böyle bir insan dahi, bir show programcısı dahi bu kadar tedirgin olabiliyor. Kendi ifadeleri bu. Yani kendi söylediği şeyler. Düşünün, bugün Türkiye'de, Anadolu'da bunu yaşayan bir insan, yani Amerika'da bu kadar hürriyetin var olduğu, insanların esnek olduğu, çok özür diliyorum, eşcinsel ilişkinin ve evliliğin dahi normal karşılandığı bir ülkede bu kadar tacizden, cinsel tacizden utanıyor ve tedirgin oluyorsa, yani dönüp baktığımızda gerçekten Türkiye'de bu iş çok kolay bir işti. Yani hakikaten itiraf etmek çok kolay değil. Ama diyor ki ne zaman ki bunu diyor, o 9 yaşında yaşadığım olayı açtım, bunu itiraf ettim, gerçek anlamda diyor müthiş bir rahatlık hissettim. Artı insanlar bu durumu öğrenince bana diyor çok daha olumlu yaklaştılar. Bırakın dışlamayı. Nasıl yardımcı olabiliriz size?
Yani ne tür bir kolaylık hayatınızda sağlayabiliriz diye diyor. Beni diyor böyle insani boyutta kucakladılar diyor. O kadar diyor hoşuma gitti, o kadar duygulandım ki diyor. Yani o kadar da pişmanım ki diyor yıllar önce bunu itiraf etmediğim için. Dolayısıyla gerçek anlamda düzgün insanlara bunu itiraf ettiğinizde çok ciddi bir rahatlama yaşarsınız. Ama bir tırnak içi açalım. Bir kısım insanlar da veya ünlü olmaya çalışanlar da çok özür diliyorum medyada görüyoruz. Aslında olmayan bir taciz olayını kendileri senarist olup yazıyorlar. Gündeme oyuncu olup çalışıyor. Oynuyorlar tabii ve gündemde ben de cinsel tacize uğradım gibi böyle hiç olmamış bir şeyi sanki olmuş gibi sırf reklam için yapıyorlar. Bu çok basitliktir. Yani bu insanın en önce kendisine olan saygısızlığı, topluma olan saygısızlığı, kişiliksiz, kimliksiz bir yapıdır bu. Yani bu utanç duyacak bir şeydir. Olmayan bir şeyi oluyor gibi anlatmak, insanların dikkatlerini çekmek, kendisine belki daha çok ilgi göstermesini sağlamak veya ünlü olmayı düşünmek gibi böyle anormal şeyler çok son derece yanlış. Ama yaşayan insanlar da dediğim gibi benim Oprah Winfrey gibi itiraf etmeleri gerçekten müthiş bir rahatlık oluşturur ve diğer insanların da ona karşı bakış açıları daha vicdani, daha insani ve daha kolaycı bir hayat için yapı oluşturur. Bu çok mantıklı bir şey. Gerçekten kendi kendinizi gözünüzü kapatıp düşündüğünüzde dahi bu işin, bu benim söylediğim birinci maddenin doğru olduğunu rahatlıkla anlayabiliyorsunuz. Bir kere bu basamağı, bu eşiği geçmeden bir insanın travmaların izinden kurtulabilmesi, özgür bir hayat yaşayabilme şansı yok. Bunu belirteyim. Madde bir itiraf. Bunu yapacağız. Bunun dışında bir çaremiz yok. Peki hocam, şöyle bir şey söylesem. Diyelim biz sizinle yeni tanıştık. Siz benim bende bir travma olduğunu anlayabilir misiniz? Bu ne zaman açığa çıkar? Tutku. Bunu benim mi itiraf etmem gerekir? Hayır. Ya da? Birçok insanla ben yüz yüze olduğumda resmen söylemesem de bir değil bakın birkaç kez oturup konuştuktan sonra o insanın yaşadığı farklı şeyler olduğunu çok net olarak anlayabilirim. Yalnız ben değil yani bu işin erbabı insanların hepsine yakını gerçekten muhatabı bir insanın yalnızca gözlerine bakarak, vücut diline bakarak, ifadelerine bakarak, vurgularına bakarak, işledikleri konuya bakarak, açtıkları konulara bakarak veya bizi getirmek istedikleri noktaya bakarak bir kısım özel şeyler yaşadıklarını çok rahat hissedebilir. Sen muhatap olarak ne kadar hissettirmemeye çalışırsan çalış, bu işin ilmini bilmini yapan insanlar net olarak söyleyeyim ben, önemli oranda bilirler Tutku. Ama bu insanlarda şöyle bir anlayış vardır, dediğim gibi benim, bizim toplumda lüzumsuz insan çoktur. Bir şey olmadan, ya bir şey mi var? Yani bir şey mi oldu gibi böyle anormal sorular sormazlar. Yalnızca muhatabının kendisine açılmasını beklerler. Güven verirler. Zaten muhatabı Tutku güvendiği insana açılır. Yani biz travmayı bırak, normal şeyleri dahi bizim toplumda bu yok elhamdülillah ama güvendiğimiz insanlara açarız. Sırlarınızı demiyorum bakın özel şeyleri. Bir kere sırrı söylemek bana çok akla yatkın gelmiyor. Yani bir insanın özel bir dünyası olması lazım. Çok özel sırlar onun içinde olması lazım. Bakın travma değil. Yani bu tip şeyler değil ama yani özel yaşadığı bir kısım ilişkiler veya sözel başka şeyler ulu orta öyle herkese her tarafta anlatılmamalı. Yani dertleşme derken veya açılma derken ama böyle özel açılması gereken konularda varsa travma gibi o güvendiğiniz insanlara çok rahatlıkla açılabilirsiniz. Ama bu işin bir daha söylüyorum ilmini bilimini yapan insanlar bu işte uzman olanlar net olarak muhataplarının duygu durumlarını ifade etmeye çalıştıkları şeyleri, insanı çekmeye çalıştıkları noktayı, onların o andaki psikolojik halet ruhiyelerini, hatta belli boyutta düşünce biçimlerini dahi, kişiliklerini, kişilik yapılarını veya benzeri şeyleri tutup çok rahatlıkla etüt edebilirler. Yani bu işin erbabı insanların dan kurtulmak mümkün değil. Size bir şey söylemez ama sizinle ilgili çok müthiş şeylere sahiptir. Bilgi birikim olarak sahiptir. Ama bunu sizin yüzünüze ifade etmez. Ne zamana kadar? Siz söyleyene kadar. Siz açıldıktan sonra der ki bak ben şu zamanda
şunu hissettim sende ama senin söylemediğini de söyler sana. Hissettim ama bu konuyu sen dillendirmediğin için açılmadı. Ne kadar doğru bir şey değil mi Tutku bak. Sen izin verdiğin anda o sana yaklaşıyor. Sen ona izin vermeden veya sen ona açılmadan hiçbir biçim ve şekilde seni kurcalamaz. İşte o yüzümsüz insanlar. Ya bir şey mi var? Bir şey mi oldu? Ne oldu? Niye böylesin? Ya bu tip sorular insanlara sorulmaz. Yani bağışlayın. Bir insan zaten bir şey varsa seninle konuşacağı, paylaşacağı. O insan seninle gelir yanına. Sen istemesen de arar bulur, konuşur seninle. Ama evet, insanı zorlamak son derece yanlış bir şey. Bunu belirteyim. Ama bizim yani insanımızda yanlış. Maalesef öyle bir düşünce tarzı yok hocam. Hiç yok. İrdelemek var. Acayip. Ne oldu, neyin var, hele neden bir böyle? Öğrensin Tutku var ya, hele bir öğrensin. İpin ucunu tutsun, ondan sonra ipin hep onun elinde. Cambaz gibi oynatır seni böyle yani. Kukla gibi bağışta, kukla haline getirir. Çok tehlikeli bir şey bu. Yani insanlara sır vermek kadar yanlış bir şey yok. Ben daha farklı cümle kullanacağım ama adaba aykırı olduğu için kullanmak istemiyorum. Çünkü size silah olarak kullanırlar. Yani bugün en yakınımda zannettiğin insan seni en çabuk vurabilecek insandır. Dolayısıyla en yakınındaki insanlara ben insanların daha çok dikkat etmelerini öneririm. Evet. Somut örnek vereyim ben. Bir ünlü insan veya bir devlet başkanını öldüren dışarıdan biri değildir. Kendi korumalarıdır. Kendisine en yakın insanlardır. Yani bir suikast düzenlenecekse bir devlet başkanına onun koruma ekibinin içerisindeki insanlar en kolay bu işi gerçekleştirirler. Dışarıdaki insanlar o çemberin içine kolay giremezler. Ama o çemberin içinde en yakın insanlar en mükemmel suikastları ki tarihte çoktur düzenleyen insanlardır. Yani Osmanlı'nın orada da vardır. Padişahları yani en yakınındaki insanlar katlederler. Yani bugün hala dünyada ünlü insanları veya devlet başkanlarını veya yetkilileri diyelim veya makam mevki sahiplerini hep en yakınındaki insanlar öldürür, yok ederler. Çünkü nereden vurması gerektiğini biliyordur belki de hocam. Çok yakın iyi biliyordur olduğu için. Tabii. Hatice Turhan Sultan, mesela Mehberker Kösem Sultan, Sultan Ahmet'in eşidir. Mehberker Kösem Sultan demek Mehberker Ayyüzlü. Kösem sürünün lideri, Sultan Valide-i Muazzama ünvanını almıştır. Konu konuyu açıyor. Yani en ünlü Osmanlı'daki validedir, en akıllı kadındır. Hürrem hikayedir onun yanında. Fakat oğlu Deli İbrahim'i 1623-40'da 4. Murat, 1648'de Deli İbrahim zorla zindandan çıkardılar. 4. Murat bütün kardeşlerini koruyan işi öldürtmüştü. Annesi yalvardı, oğlum dedi bak İbrahim senin kardeşin, abin. O adam deli, bir tek bunu öldürmeydi, adam içerideydi. 1623'te başa geçti, 11 yaşında, 1640'da vefat etti vadesiyle. 40'ta içeriden zorla çıkardılar Deli İbrahim'i. Adam çıkmamak için yalvardı. Yani dedi ki ya ben burada ölmek istiyorum. Çünkü Osmanlı'da, yani o konuya girmek istemiyorum. İnsanlar Osmanlı'yı çok seviyor. Kardeş katli anormal boyutlarda. Yani eğer o konuya girsek apayrı bir şey. Yani insanlar çünkü şok yaşarlar. Travmayı yaşarlar yani Osmanlı'yı. Böyle çok aşırı ilgisi olan insanlar. Ben başlayayım. Yani Osmanlı'dan itibaren bir ondan sonra devamına doğru gideyim. Yani şok, hani televizyonlara bağlıyor ya, şok 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 diye onu yaşatırız. Yani 1648'de padişah oldu Deli İbrahim. Yalvararak çıkardılar, öldürmeyeceğiz diye. Annesi yalvardı, çıkarttırdı. Hatice Turhan Sultan'la evlendirdi. 1648'de annesini saraydan uzaklaştırdı. Annesi öldürttü oğlunu. Öz o İbrahim'i bakın, annesi katletti. Hatice Turhan Sultan gelini, kadın Osmanlı'daki en ünlü kadın, Valide-i Muazzama, en muazzam valide ünvanını almış bir kadın. Mehberker Kösem Sultan, Sultanahmet'in eşi, o meşhur Sultanahmet Camisi'ni yaptıran padişahın eşi. Ve bu kadını, gelini iç odalılar ve zülüflü baltacılarla anlaştı. Zülüflü baltacı Kuşçu Mehmet'e o şeyin kaldığı odanın salonunun perde ipiyle boğdurttu. Kadın zaten kendi yönetiyordu. O 11 yaşında padişah olduğu için Osmanlı İmparatorluğu'nu. Fakat dediğim gibi 1623'te padişah oldu 4. Murat. 40'ta vefat etti. 48'de Deli İbrahim başladı. 48'de annesini uzaklaştırınca oğlunu boğdurttu. Sonra da eşi annesini kendi odasında boğdurttu. Çok enteresan bir şeydir yani bunlar.
Asıl konu nereden buraya geldik onu da bilmiyorum. Ben de yani böyle çok anormal, absürt şeyler var yapı olarak. Yani nereden geldiğimizi bile fark etmedim. Travmaya sebep olur demiştik. İşte bunlar da yani benzer travma. Yani Osmanlı'da da bu tip şeyler çok var. Ama yok, farklı bir biçimde girmiş tutku ama. İnsan en yakını kendisine vururdan tutku, Allah gelir. Razı olsun. Şimdi düzelttin, unuttum bak onu kızım. Tabii çünkü öz insan, annesi oğlunu bakın öldürmüş, en evet. Yakınındaki insan, bakın düşünebiliyor musunuz? Bugün 4. Murat yani konuyu açıyor. Bir tek İbrahim hariç bütün kardeşlerini öldürttü. Her kazandığı zafer sonrasında biri. 11 yaşında şeye çıktı, 1623'te tahta çıktı. Kaldı 1640'a kadar 11-28 yaşında vefat etti bu genç bu padişah. Yani bakın en yakınındaki insan kardeşlerini öldürttü, en yakınındakiler bir abisi deli olduğu için kaldı. Zırıl zırıl deliydi deli İbrahim. Yani yüzde vurduğumuzda çok ciddi oranda toplumdaki en deli insanlardan biriydi. Osmanlı'ya padişah oldu yani deli İbrahim. Açıkça söyleyeyim adamın lakabı o. Ondan önce mesela Mustafa vardı. Şeyin kardeşi Sultanahmet'in 1602-1616'da padişahtı. Sultanahmet vefat ettiğinde 14 yaşında padişah oldu. 28 yaşında vefat etti. Yerine ilk defa kardeşi geçti. Yani Osmanlı'da kardeşten kardeşe padişahlık geçti. 97 gün kaldı şey. Deli Mustafa. Ya Mustafa artık zırıl zırıl deli. Nasıl deli örnek vereyim, ne ilgisi var bu konuyla ama neyse. Belki ilginizi çeker. Has altınları yuvarlak yuvarlak bizim meslek tutkuyla. Yani adam böyle yuvarlak yuvarlak balıklara atıyordu. Balıklara yediriyordu. Yani böyle bir adam düşün. Yani Osmanlı'da padişah. 97 gün yaptı. Sonra indirildi. 4. Murat geçti. Sultanahmet'in bir başka cariyeden olan oğlu. Mehpeyke Kösem Sultan'ı da bir başka cariyeden olan oğlu geçti. Babası yaşlarında çok enteresan, girmek istemiyorum ama Polonya seferine giderken kardeşi Mehmet'i öldürttü. Yüzüne karşı beddua etti kardeşi. Polonya seferinde şeyle geldi. Başarısızlıkla Yeniçerileri yenileyeceğim dedi. Yeniçeriler Orta Cami'den aldılar. Yedikule'ye götürdüler. At arabasıyla astılar padişahı. Büyük de bir şölen yaptılar. Bu ondan sonra oyununca Deli Mustafa 16 ay galiba, hafızam beni yapmıyorsa, Osmanlı'da padişahlık yaptı. Zırıl zırıl deli yani. Adam balıklara has altın atıyor. Böyle bir adam yani, anlatmak mümkün değil. Çok enteresan şeyler bunlar. Bu konuya girmeyelim. Çok kafanızı ben karıştırırım. Dolayısıyla biraz onun dışına psikolojiye dönelim istiyorum. Yani en yakındaki insanlar, bakın anneniz sizi öldürtüyor. Siz kardeşlerinizi öldürtüyorsunuz. Harika bir örnek oldu ama tutku. Gerçekten gelini kayınvalidesini öldürtüyor bakın. Yani öyle bir anormal şeyler ki bunlar. Yani tarif olmayan şeyler. Dolayısıyla Osmanlı'ya pek girmeyelim dostlar. Çok kafanızı karıştırırım yani bu sefer. Bahsettiğiniz hikayelerin çoğunda hikaye da. Hikaye bir şey yok. Evet, gerçekler. Hikaye farklı şey. Tutku amana gerçek bunlar. Ben tarihle anlatıyorum yani. Hepsine bakın de yakınları. Yani en büyük demek ki suikast en yakındaki insandan geliyor. Dolayısıyla ne olur? Konu o. Lütfen yakınınızdaki insanların kim olduğunu iyi gözetin. Ve ne olur? Bütün sırlarınızı en iyi arkadaşım dediğiniz insanlara, hatta kardeşiniz, hatta mümkünse tabii anne babanıza açılırsınız ama çok özel şeylere ne olur açılmayın. Yani onlar hep sizde kalsın. Üstad der Necip Fazıl cennet mekan bize, bak oğlum derdi. Bir çizgin olacak, o çizginin içine kimseyi sokmayacaksın. Orada kalacaksın. Bir insan da sana sır verdiğinde hep derim ben, tüylerim diken diken olur. Tabut olacaksın, o tabutla mezara gideceksin. Onun mezar olacaksın. Ya yani böyle bir adam var mı? Geç ya, sen şurada konuştuğunda daha arkan dönüp evine gitmeden adam herkese yayıyor, seni arıyorlar, soruyorlar ya böyle bir şey varmış, doğru mu diye. Tabii bir şokta yaşıyorsun, travma değil o ama size şok yaşatıyorlar. Onun için aklınız başınızda olsun, ağzınızdan laf çıkana kadar efendisi sizsiniz, ağzınızdan çıktıktan sonra kölesi olursunuz o lafın ve altından kalkmak çok zor, çok güç. Çok enteresan bir yerlere geldik. Nereye geldik? Tarihe geldik. Tutku. Çıkalım tarihten. Peki. Peki hocam, bize travma yaşatan insanı affetmeli miyiz diye konuyu toparlayacak bir soru soruyorum. Şimdi ikinci şey bu tutku. Yani bize travma yaşatan bir insanı affedebilir miyiz? Bu çok hassas bir konu, biliyor musun? Ben affetmenin yanındayım. Yani bir kere affetmek gerçek anlamda yücelik falan diyorlar. Öyle değil.
Affetmek üzerindeki yükü atmaktır. Affetmediğinde ne olur? Şu olur. Tavşan daha küsmüş, daha haberi olmamış. Şimdi size çok ciddi sıkıntı veya sıkıntılar yaşatan bir insana beyninizde yer ayırırsanız, zihninizde diyelim, şunun kadar bir bütün diyelim beynimiz, bunun 1/4'ünü eğer o konuya ayırırsak, orası zaten obsesif oluyor. Belli noktadan sonra farklı çalışmaya başlıyor. Çok enteresan bir şey bu dostlarım. Çok enteresan bir şey. Şöyle çizeyim. Şimdi zihni şöyle bir şey olarak düşünelim. İhsan alabilir misin bilmiyorum. Şimdi şunu şöyle tutayım. Şimdi şunu şu bakın dört köşeli bir dikdörtgen yaptım. Bunu zihin olarak düşünün lütfen. Bunu barem olarak 10 barem diye hayal edelim. Şimdi bu 10 baremin 8 baremini takıntıya ayırdığınızda 2 barem yer kalıyor bakın. Şimdi ben birine kinlendiğimde veya bana bir kötülük yaptığında affetmezsem şu zihnimin 10'da 8'ini ona ayırırsam ne olur biliyor musunuz? Obsesif olurum. Şimdi hep onu orası hatırlamaya, düşünmeye çalışır. Yani bir zihni düşünün dostlarım. Çok ciddi bir şeydir bu. İnsan için büyük bir sıkıntıdır. Büyük bir beladır. Siz nefret ettiğiniz, kin duyduğunuz, size kötülük yapan bir insanı affetmediğiniz sürece zihninizin %80-90'ını ona ayırdınız mı? Ondan sonra zihnin o bölümü ayrı çalışmaya başlar. Obsesif olduğunda yalnız o konuyu ayırır. Bu sefer 10 baremlik bir beyinden %10 kalır siz dünyevi hayatı yaşayacağınız, yaşatacağınız. %90 ona ait. Hep onu düşünüyor. Siz başka şeyle meşgul olurken dahi obsesyon oluyor yani obsesif. Takıntı oluyor bu plan. Biz gençliğimizde böyle şeyler vardı. Şimdi mutlaka var bilirsiniz. Pick-up denilen bir olay vardı. Bazen plak bozuk olurdu. Bir noktaya gelip cızıp yapar durur. Cızıp yapar durur. Şimdi bu insanlar hep ona takılınca oradan bir milim ileriye gidemez. Orada ayrı çalışmaya başlar. Beynin %10'u, %20'si ayrı çalışır. Dolayısıyla kendi elinizle kendinize hayat zinler edersiniz. Peki muhatabınız size bir kötülük yaptı. Somut örnek vereyim. Sevgilin seni terk etti. 1 aylık, 3 aylık, 5 yıllık. İntikam almak için çıldırıyorsun. Affetmeyeceğim diyorsun. Affetme. Hiç affetmeyeceğim. Ölsem affetmem diyorsun. Tamam. Erkek veya kız arkasını dönmüş bağışlayın. Poposunu gitmiş. Sen düşün. Niye böyle oldu? Bana niye böyle yaptı? Ben ona ne yapmam lazım? Onu hayatım boyunca ölsem affetmem mezara kadar falan. Tamam. Kabul affetme. Peki onun haberi var mı? Arkasını dönmüş. Bir başka dünyada yaşıyor. Bir başka insan veya insanlarla yaşıyor. Peki sen burada kendi dünyanda beynin, zihninin %90'ını, %80'ini ona ayırdın. Sürekli onu düşünüyorsun. Neden, niçin, nasıl oldu? Peki bunu nasıl kötülük yaparım? Bunu nasıl mahvederim? Allah korusun yok ederim veya rezil ederim. Şimdi bunları düşünmeye başladın. Başka bir şey yok. Yani beynin o bölümü obsesif aynı yerde dönüyor duruyor. Bakın o %10, %20 çok enteresandır bu psikolojide. Çok özel bir şey. Çok önemli bir şeyi paylaşıyorum. Yani siz bir şeye takıldığınızda yani o insanı affetmemek için onu sürekli düşündüğünüzde beyninizin önemli kısmını ona ayırdınız mı? Kalan hayatınızı idame ediyorsunuz ya. Bundan daha büyük insanın kendisine yapacağı kötülük var mı? Bir yükü aslında patates örneği vardır. Köşe yazım da var bu konuda benim. Yani bilmiyorum okudunuz mu? Yani ilkokul 4'te öğretmen çocuklara diyor ki yavrum diyor yarın herkes bir çuval getirecek. Bağışlayın ortaokul 1. Bir çuval getirecek. İçerisine diyelim 25'er tane, 30'ar tane patates koyacak köyde. Peki sizinle diyor bir örneği paylaşacağım diyor. Herkes razı oluyor. Çocuklar ertesi gün 30'ar patatesle çuvallarla okula geliyorlar. Öğretmen diyor ki bir hafta boyunca bunu otobüse de binseniz, yolda da yürürseniz hiç indirmemek kaydıyla okula gelip giderken dahil evinizde ancak özel durumda indireceksiniz, taşıyacaksınız. Bir deney yapacağız diyor. Çocuklar razı oluyorlar. Bir hafta sonra öğretmen sınıfa dersine girdiğinde hepsi böyle of puf çekiyor. Nasıl vaziyet diyor çocuklar. Çocuklar diyor ki hocam biz mahvolduk ya. Yani patates koktu. Ağırlık canımızı çıkardı. Öldük biz diyor. Yani yaşamdan vazgeçtik artık. Bizi bıktırdı diyor bu. Başka bir şey yapamaz olduk patates kokusu. Patates ağırlığı ha diyor. Bak örnek ne biliyor musunuz? İşte diyor bir insan karşısındakini affetmezse o yükü, o
bir çuval patatesi sırtında hayatı boyunca taşır. Rahat insanız taşıyın. Yoksa bir kenara bırakın onu, yolunuza devam edin. Etmezseniz hayat size zindan olur yani. Ben onu mahvedeceğim. Ben onu yok edeceğim. O bana bunu nasıl yapar? Ben bu şekilde davranılacak insan mıydım? Vallahi onu bilmiyorum. Demek ki kişiliği ona uygun. O işi o öyle yaptı. Ondan sonra o farklı, çok farklı dünyaları istediği gibi yaşıyor. Siz de onunla ilgili düşüncelerle kendi dünyanızı, kendinize ve çevrenize zindan ediyorsunuz. Allah korusun, bir noktadan sonra hasta olacaksınız yani. İsterseniz deneyin. Ne söylemek istediğimi çok daha net anlarsınız yani. Böyle bir riskin altından, böyle bir yükün altından kalkmak, böyle her baba yiğidin kârı değil yani. Bunu ben açık olarak söyleyeyim. Çok ilginçtir yani bu yaşanılacak şeyler. Dolayısıyla ikinci, tutkunun dediği gibi bu çok önemli bir şeydir. Gerçekten bu yükü öyle taşımak çok basit bir şeydi. Yani bu yük taşınabilecek bir yük değil. Buna farklı boyutta bakmak gerekir ve muhatabınız insanı dedi tutku, affedebilir misiniz? Tabii ama nasıl? Şöyle, bu konuda benim örneğim de var. Yaşadığım danışanımla ilgili, onu da sizlerle paylaşacağım. Bir kere madde bir, itiraf. Madde iki, her ne olursa olsun size bunu yaşatan insanla yüz yüze gelmek zorundasınız. Belki çok ağır gelecek size. Belki çok zor gelecek, yanlış anlamayın beni. Ya hocam sen ne diyorsun, ben bir daha onunla nasıl bunu bana yaşatan insanla yüz yüze gelirim? Geleceksiniz bakın. Gelmezseniz hayat zindan olur size. Hep onu düşünürsünüz. Zihninizin o yaşadığınız travma %90'ını, belki daha fazlasını kapsayacak, hayatınız boyunca zehir bir dünya ile baş başa kalırsınız. Kendi içinizde dünya zehir değil. Kendi zihninizdeki dünya ile baş başa kalırsınız. Zehir gibi bir dünyaya. Dolayısıyla ne pahası olursa olsun o insanla yüz yüze gelmek gerekir. Ve şunu demek gerekir. Affetmeden önce bak, bana bunları yaşatan sensin. Şu tarihten bu tarihe kadar ben bunu yaşadım. Hayatım gerçekten o kadar kötü hal aldı ki, o kadar anlamsızlaştı ki, o kadar büyük zorluklar yaşadım ki, o kadar acılar çektim ki kendi içimde, dünyamda, ama bilmeni istiyorum. Bunları bana yaşatan sensin. Ve bu vebal sana aittir. İsterseniz yanınızda güvendiğiniz biri olsun. Olur ya yani, muhatabınızla yüzleşirken belki korkabilirsiniz veya tedirgin olabilirsiniz. Tabii ne olduğunu olayı bilmiyorum ama bunu yalnızca cinsel olarak düşünmeyin. Onun dışında yaşadıklarınızla da. Yani o insanla mutlaka yüz yüze gelip bunun nedeninin kendi olduğunu itiraf etmek zorundasınız. Bakın, zorundasınız diyorum. Bunu yaptığınız anda birinci maddede olduğu gibi, yani itiraf gibi, büyük bir rahatlık yaşarsınız. Neden? Yüzüne karşı söylediniz. Yani sebebim sensin. Bunu bana sen yaptın. Senin yüzünden ben bunu yaşadım. Bunun vebali sende. Ve umarım burada da inanıyorsa bu insan, hangi dinlense, ahirette de bunun karşılığını umarım bulursun. Şimdi bunu yaptıktan sonra, bu çok farklı bir çerçeve aslında. Bunu biz belli boyutta danışana telkin demeyeyim de ben yolunu öğretmeye çalışıyoruz. Ama ben televizyonda çok fazla bunu açmaya çalışmayacağım. Çünkü farklı olaylara farklı biçimde biz açılım ortaya koymaya çalışırız. Bunu yaptığınızda, yani muhatapla yüzleştiğinizde ve olayın yaşama nedeninin size yaşatmasının baş aktörünün kendisi olduğunu söylediğinizde müthiş bir rahatlık hissedeceksiniz. Birinci maddede olduğu gibi, yani itirafta olduğu gibi. Bu çok özel bir şey bakın. Bunu yapmadan psikolojik olarak veya fiziksel olarak veya ruhsal olarak veya bedensel olarak rahatlayabilmeniz mümkün değil. Kilit gibi kalırsanız bunu yapmazsanız. İki madde oldu bakın. Bunları yapmazsanız şu kilitlenmiş yumruk gibi kalırsınız. Bu ne yapabilir? Bir tek kavga edebilir. Açtınca her şey yapılır bakın. Yani açınca her şeyi yaparım. Ama bunda ne yapabilirim ki? Bir tek kavga. Başka bir şey değil. İşte böyle olursunuz. Dolayısıyla açılmak, açmakta, ki şu anda bu örnek aklıma geldi. Yani çok büyük yarar vardır. Yani çok büyük fayda vardır. Yani mutlaka o insanla yüzleşmek sizi gerçek anlamda rahatlığa ulaştıracak bir başka adım. Yani ikinci adım. Bunu da yapmak zorundayız. Bunu ben belirteyim. Hocam, bu konuya girmeden önce bana ilk bu soruyu sorsaydınız kesinlikle affetmem derdim.
Ama şu an affetme taraftarında olabilirim. Affetme derken tutku. Yüzüne karşı haykırarak, çok özür diliyorum kızım, hatta bağırarak, hatta yerinde yani çok net olarak ne yaptığını kendisine ifade ederek söylediğinizde bir yükü atıyorsunuz. Ondan sonra tutku affedin demiyorum. Affedip etmemek sizin elinizde. Affetmesen kızım hayatın boyunca onu o zihninde, bedeninde, ruhunda fiziksel veya psikolojik boyutta taşımak zorundasın. Bunu taşımak patates çuvalı gibi çok kolay bir şey değil. Ki evet, çünkü insanda, bir noktadan sonra kokar. Evet, muhtemelen kokuyla affetmem der. Çok kolaydı ya. Yani mezara kadar affetmem. Öldürse affetmem. Evet. Ya bunları bırakın ne olur. Yani bunlar tabii yani yaşadığınız şeyi basite indirgemek, onu görmezden gelmek, ne bileyim onu hafife almak. Yani mutlaka kardeşim ne olursa olsun affetmek bunlar kolay şey değil. Yani onu yaşayan bilir. Yani yaşatan bilir ama, yani onu yaşatan da bilir ne yaşattığını ama asıl onu yaşayan bilir. Dolayısıyla affedelim lütfen ama bizzati o insanla yüzleşip o, diyemiyorum nefret veya kinimiz ama o duygularımızı ona ifade ederek kendisinin ne kadar yanlış yaptığını, özür dilerim, ne kadar alçakça hareket ettiğini, ne kadar canice hareket ettiğini, ne kadar bencilce, ne kadar hoyrat hareket ettiğini, ne kadar büyük kötülükler yaptığını bizzat anlatarak, ifade ederek, onunla bunu paylaşarak, o yükü ona atarak kenara çekilmekte büyük fayda var. Yoksa onu taşımak çok kolay değil. Yani madde 2 o zaman diyeceğiz arkadaş, affedeceğiz ama nasıl affedeceğiz? Öncelikle yüzleşeceğiz. Öncelikle o işi bir baklayacağız, temizleyeceğiz. Öncelikle o insana ne hissettiğimizi aktaracağız. Ne hissettiğimizi o da hissedebilecek. Eğer vicdanı varsa, eğer birazcık insanlık tarafı kalmışsa gerçekten sizin o halinizden, ifadelerinizden, vücut dilinizden, yaşadığınız şeylerden, bakışlarınızdan etkilenir. Yani bunu yaşamaması, etkilenmemesi, görmezden gelmesi bir insansa mümkün değil ama insan dışı, insana benzeyen varlıklar da var. Yani iki ayaklı toplumda çok. Yani burada ne vicdan vardır, ne merhamet vardır, ne acıma duygusu vardır, ne ürperti vardır, ne ahlak vardır, ne akıl vardır, ne izan vardır. Nokta nokta birçok şey. Dolayısıyla o tip insan değil, normal bir insansa eğer veya normale yakın insansa sizin ne yaşadığınızı, kendisinin ne yaşattığını çok net olarak bilir. Ve hiç olmazsa ondan sonra hayatı boyunca size karşı bir pişmanlık duygusu duyar. Ve diğer insanlara da o yaptığı kötülüğün benzer veya benzerlerini yapmaz. Tutku, burada kalalım bugün istersen. Tadını evet, da bırakalım. Hocam. Vallahi bu iş üçle bitmeyecek. Devamı. Devam edelim. Evet. Ondan sonra UKB'ye geçelim. Hocam güzel bilgileriniz için tekrardan teşekkür ederim. Haftaya yeniden görüşmek üzere. Herkes hoşça kalın. Travmaları anlatıyoruz. Benim hedefim bugün dostlarım 3'le bitirmekti. Fakat konu çok farklı. Biz Osmanlı'ya girdik. Biraz uzadı konu. 4'le bitirmeye çalışırız inşallah. Bitecek zaten. Büyük ihtimal. Haftaya kadar inşallah karşılıksız, çıkarsız, sınırsız, ölçüsüz sevgiyle ben sizi çok ama çok seviyorum. Yeniden perspektifte haftaya birlikte olmak ümidiyle şimdilik hoşça kalın diyorum. Allah'a ısmarladık.